Herkese merhaba. Tak tak. Ben Deniz. Ben Rabia. Ve Afacan Köpek Bela. Seyyarhane kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Artık Burçak ve İbrahim çifti yok. Biz varız. Biz varız. Çak. Gel bakalım Bela. Al oğlum. Git. Deniz abi ne yapıyorsunuz? Abi siz tuvalete gittiğiniz zaman 2 dakikada biz görünelim diye bir video yapalım dedik ya. Ya bir de şapkayla gözlüğü de almışlar ya. Tamam abi ne demek görünebiliriz tabii, tabii ki. Buyurun dükkan sizin. Aynen. Biz şimdi Gaziantep'teyiz ve mükemmel bir kamp yapmayı planlıyoruz. Evet. Çok arkadaşlarımızla bir haftada vakit geçiriyoruz. Üniversiteden arkadaşlarımız. Çok güzel de bir yere geldik. Kimse de yok etrafta. Evet gerçekten harika. O zaman hadi mangala başlayalım. Haydi. Başlayalım. Buyurun. Başlayalım. Evet, salata malzemeleri hazır. Bir on. Teşekkürler. Ateş başladı mı? Vallahi Deniz uğraşıyor bir saat sonra. Mesela diyelim ki ateşi yakamadın. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Vallahi bir şey, zaten şey yapacak bir şey lazımdı ateşi yakmak için. Gazete var, getireyim mi? Tıkır tıkır tıkır. Rabia Hanım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Salatanın bir tarifi var mı? Salata karışık bir... Salata olacak. Olabildiğince bol sebze, soğan. Bugün yemekler sizdenmiş. Deniz ateş yakıyor, sen salata, biz de dinleniyoruz. Evet, yemek yapmayı seviyoruz. Nasıl? Antep güzel mi? Antep güzel vallahi, doğası çok güzel. Biraz bize yeni keşfediyoruz. Ama ormanları, ağaçları hakikaten doğası çok güzel. Beğendiniz yani Antep'i. Yemekleri nasıl peki? Yemekleri de çok güzel ama henüz bize tadamadığımız şeyler var yasaklardan dolayı. Evet. Tatacağımız günleri bekliyoruz. Bu arada Rabia da sanat yönetmeni. Dizi, tiyatro, televizyon, sinema filmlerinde yani bayağı bilimum sanatla ilgileniyor. Dekor, kostüm, aksesuar değil mi alanın? Evet yani sanat adına tasarlanabilecek her şeyi. Yapmaya çalışıyorum, tasarlamaya çalışıyorum, öyle diyeyim. Bizim karavanı beğendin mi? Peki bir sanat yönetmeni olarak ne dersin? Yani çok zevkli buldum. Renk seçimleri çok iyi. Yanı sıra kullanışlılığını da göz ardı etmeden çok zevkli bir şekilde yapmışsınız. Teşekkür ederim. Çok başarılı buldum. Teşekkürler abi ya. Evet, güle güle yaşayın Burçak'cığım. Teşekkür ederiz. Mutlulukla, sevinçle. Ve şimdi de eşi Deniz Bey'e gidiyorum. Şu an Prometheus, ateşi bulan adam geliyor. Kolay gelsin kanka. Teşekkürler. Ateşi yakamıyorum ya. Yakamıyor musun? Zorlanıyorum neden? Ateşi yakmakta. Çünkü... Evet yani ateş ilginç bir şey. Peki ateşin... o zaman sana bir sorun büyük, var. Büyük dedem ateşi bulan adam. Peki, bir sinema yönetmeni olarak bizim videoları nasıl buluyorsun kanka? Beğeniyorum. Yani enerjiniz zaten çok güzel. İki arkadaşım diye için... söylemiyorsun değil mi? Yok canım, ben zaten izleyicisiyim aynı zamanda. Özellikle de pazar günleri kahvaltıdan önce ya da kahvaltı sırasında tam detay vermeyeyim. İyi. Çok güzel, çok keyifli oluyor. Teşekkür ederiz. Yeni abone oldum. Süreçteki o yani bir yönetmen gözüyle videolardaki o gelişimi de görüyorum. İlk baştan çünkü bayağı ilerlediniz o konuda. Yavaş yavaş öğreniyoruz kamera kullanmayı, drone. Evet. Böyle işte dumanı çıkarmayı başardık. İnşallah ateşi de yakacağız. Evet. Biz de salataya yardım edelim. Buyurun Burçak Hanım. Vallahi ya. Burası gerçekten çok güzelmiş ya. Evet, bir haftadır Antep'tesin. İç sesin solun çıkmıyor. Dinlendim bol bol, ne yapayım? Değil mi? Bizim de hakkımız dinlenmek. Aynen. Karagül'üm de burada. Evet, Karagül'ünde bir gelişme var mı? Şu an yok. Bakalım. Ama kötü de değil. Kara olmaktan vazgeçebilir. Öyle diyorlar. İklim değiştirdikçe rengi de değişiyormuş. Öyle mi? Hmm. Aa, onu bilmiyordum. Ve burada da afacan köpeğimiz Bela var. Kendisi biraz yaramaz olduğu için onu şimdilik şuraya aldık. Bela, merhaba Bela, nasılsın?
Hey dostum, adam ısırmak yok. Şunu ayağından kurtarayım, tamam. Hadi bakayım. Evet, Antep birkaç gündür soğuktu. Soğuk gerçekten mu? Geceleri de -6 dereceye falan düşüyordu. Biz de böyle. Deniz'le Rabia da Antep'e yeni taşındılar. 3-4 ay oluyor herhalde, değil mi? Yani 4 ay. 4 ay, evet. Rabia, bunları böyle 4'e böleyim, böyle iri iri mi kalsın? Olur. Yoksa daha iyi bir fikrim var mı? Ya onları da, ya da ben elimde doğru. Hala Antep baklavası yiyemedim arkadaşlar. Evet. Katmer baklava. Ondan sonra... Vallahi işte biraz kilo sorunları sebebiyle. Sen de mi Brutus? Ben geldim yedim, şeker hastası oldum. Doğru, çok iyi. Aldım ya, bir küçük tamam. Daha olsa daha iyi olur galiba, değil mi? Şöyle. Tamam. Yani. Bir minik daha şöyle olsa. Çok fazlası zararlı. Tamam, burada yapıyorum o zaman onu. Yapabilecek misin orada? Deneyeceğim. 3 gündür ekmek yemiyorum sevgili dostlar. 60 kilo basıyorum. Kimi gördü yine? Kedidir. Kedidir, kedi. Kedidir o. Onları buraya çekin. Aha vallahi geliyor. Arkadaşlar hoşça kalın. Geliyor, tamam tamam, bir şey olmaz. Dur bakayım. Bela uslu dur. Gel bakayım buraya. Bela bak, hep senin yüzünden. Hayır anneciğim, hayır. Sen kimi çağırıyorsun oğlum? Kimi çağırıyorsun? Dur. Oğlum ağladığın tamam, zaman geliyorlar ol. İşte. Saf oldun. Kediyi görünce bir tuhaf oldun. Tamam. Geldim. Sence bu kömür yeter mi? Hepsini koyayım. Ben her şeyi ince ince yapıyorum. Ya. Bir takım söylentiler duydum. Neymiş Burçak? Az çalışıyormuş. Gördüm arkadaşlar, sürekli Burçak çalışıyor. Bir şey diyormuşum devamlı. Gördüm, evet çalışmıyor. Gözlerimde gördüm. Burçak çok yoruluyor. Gerçekten kahkül kestiğime pişmanım abi ya. Ya iyi duruyor ama. Yani baksana, biri orada biri orada. Evet, düzleştirince öyle bence. Düzleştirince evet, onun artık önüne geçemiyorsun. Bıçak da kör gibi ya. Soğanlar da hep altta kaldı. Şov yapıyoruz. Hem yemek hem şov. Bir, iki, üç. Ay bir dakika, hocam heyecanlandı. Sana mı verdiler işi? Evet. Ne yapayım? Hem misafirim hem çalıştırılıyorum. Ne yaptın? Etrafta kimse olmayınca böyle yapıyorlar ya. Gizli gizli. Oo, bu turp da çok lezzetliymiş ya. Tamam. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Yarısını Rabia yaptı. Bu arada biberler pişti. Ben tabak götüreyim. Bayağı sıcak ya. Şöyle koyalım. Evet İbrahim, patlıcanları delmekteki amacın neydi? Amacım içinin pişmesiydi. Böyle içine yavaş yavaş ısı geçecek ve içi daha lezzetli olacak. Yumuşak lokum gibi. Afacan köpek bela. Bunu başka bir yere getirip arkadan. Afacan köpek bela. Oğlum burayı niye kazdın? Hı? Bela. O zaman bunu böyle çekeceğim. Bir de böyle deneyebilir miyim sana zahmet olmazsa? Evet. Çevirdim, bir tarafı pişmiş gibi. Aa. Çok güzel olacak. Harika. Yılların mangalcısı. Patlıcan kebapçısı. Patlıcan kebap. Ali Nazik mi diyorlar patlıcan kebabı? Patlıcan kebabı, hayır. Burada iki tane ünlü yemek var. Biri patlıcan kebabı, diğeri de Ali Nazik. Ali Nazik. Patlıcanla çok güzel yemekler var. Bir baba gannüç var. Biliyor musun sen baba gannüç? Yok. Baba gannüç. Patlıcanı ben de çok severim. Acaba içinde nikotin olduğu için? Karnıyarık var. İmam Karnıyarık bayıldı var. Karnıyarığa bayılırım. Of. Nasıl gidiyor? Gayet güzel. Şahane. Herkesin eline sağlık. Sağ ol, senin de. Vallahi döktürmüşüz. Hepinizin eline sağlık.
Tam bir ekip çalışması. Sessiz ol evlat. Koş oğlum koş. Koş bravo. Aferin. Koş 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 koş. Hadi hadi. Süper. Burası Burç Ormanı Gaziantep. Etraf çok sessiz, sakin oldu akşam üzeri. Hava da biraz soğudu. Eğer çaylar hazırsa içimiz ısınsın. Burçak Hanım, çaylar hazır mı? Mis gibi demlenmiş. Mis gibi mis don. Doğru. Yalnız bardağı sıcak suyla çalkalayalım ki. Evet. Çayı soğutmasın, hiç sevmem. O zaman bir şey söyleyeceğim ya. Sen bir çay tiryakisi olarak herkes senin içtiğin çayı merak ediyor. Eğer sırdaysa şu Miston'un hikayesini anlatır mısın? Bu bir sır. Ben söyledim ama adı Miston. Doğru. Ya sır mır değil ya. Ama bu videoda sırrımızı ifşa ediyoruz. Şak şak şak. Evet. Şöyle hikayesi var. Ben normalde çok çay seven biri olarak sadece tek bir marka çay tüketebiliyordum. Hatta böyle evde çay bittiğinde İbrahim başka bir çay aldığında hemen fark ediyordum. Sen niye benim sevdiğim çayı almadın diye de birazcık tartışma çıkarmış olabilirim, evet. Yani zaman zaman. Hemen anlıyordu yalnız. Evet. Velhasıl kelam, bizim bir karavancı abimiz aynı zamanda çay üreticisi. Kendi ürettiği çaylardan denememizi istedi. Bir deneyin, çok seveceksiniz eminim ama sevmezseniz de canınız sağ olsun dedi. Ben de ilk başlarda çekindim açıkçası. Şimdi başka marka içemiyorum. Hani nasıl olacak, nasıl deneyeceğim falan derken bir içtim, iki içtim. Şu anda tam 12. paket içiyorum. Bayağı lezzetli. Çok memnun kaldık. Kendisine de ilettik zaten. Miston. Yani siz çok sordunuz, biz de söyleyelim dedik. Evet. Normalde perakende satışı yok. Hı-hı. Sadece kafeler için üretilen böyle elek altı diye geçen bir çay. Ama artık herhalde perakende üretiliyor. Bir de bana biraz fiyatı pahalı geldi açıkçası. Piyasadaki çaylarla kıyaslayınca. Ama seyyarhane kodunu kullanarak bizim takipçilerimiz piyasadakilerle aynı fiyata alsın dedik ve sizlere bu güzelliği yaptık. Tam bir değil, iki değil, üç değil. 12 paket. Evet, böyle bir hikayesi olan çay geçmişimiz var kendisiyle. Evet. Yani keyifle içiyoruz. Bilmiyorum, böyle lezzetli olacağını beklemiyordum. Ne Mehmet abiye söyleyeyim. Teşekkür ederiz bu arada. Evet. Umarım bizim de ona bir faydamız olur. Sayın abim. Bu arada yani satış linkini açıklama kısmına koyarız. İsteyen aynen. Oradan alabilir. Bir de senin de bununla ilgili bir deneyimin var. O da ilginç. Daha az çay koyarak daha fazla çıktığını iddia ediyor İbrahim. Ya önceki çaydan 5 kaşık atıyorsam Miston'dan 3 kaşık atarak aynı deme ulaşıyorum. Valla ben de çayı sevdim yani. Normalde ben kahveciyim ama Burçak yüzünden ve Miston yüzünden artık bir çay tiryakisiyim. Eşini seçen içeceğini seçer. Teşekkür ederim. Biraz tuhaf verdin ama hadi öyle olsun. Tak tak. Tak. Misler demlenmiş çayımı dumanların içinde. Detay da alalım lütfen. Bu çay buharını. Benimki demli olsun ya. Hepsi demli. Burada az Erzurumlu demli bir arkadaşımız var. Benimkisi çok demli olsun. Cırıldım çayını çok sever. Cırıldım çayı mı? Bakayım. Çakmağımız nerede? Eyvah, bunu hiç konuşmasaydık. Bir Diyarbakırlı ve bir Giresunlu. Ve bir Giresunlu olarak toplanmış bulunuyoruz. Çayımız çok güzel. Hadi kalk. Abiye müzikten rahatsız oldum galiba. Gel. Evet, çok rahatsız oldum. Böyle hayır. Evet. Şeyini de alalım, unutmayalım Karagül'ünü. Ya keyfimiz yarım kaldı. Çayımızı başka yerde içmeye karar verdik. Çünkü şurada yakınlara gelenler var. Son ses müzik dinliyorlar ve müzik de maalesef ki telif haklarına giriyor. Yani videonun belirli bölümleri sessiz olmak zorunda kalacak. Yani doğayı da dinleyemiyorsun ki bu şekilde. Mahmut'a kurban dinliyoruz. Evet, yani biz buraya maalesef arkadaşlarımızla dinlenelim diye geldik ama şu
Şu an çok gürültü var. Yani rica ettik, biraz kıstılar ama demin daha fazlaydı. Yine açıyorlar ara ara. En iyisi biz gidelim buradan. Aynen. Ama burası çok güzelmiş. Bela kime ağlıyor? Anne baban gidiyor, niye mi ağlıyorsun? Nereye gittiler? Tamam tamam, gelecekler. Şşş, sakin. Çok akıllı bir köpek. Cinsi ne bunun? Cinsini tam olarak bilmiyoruz. Sahiplendik Bela iki aylıkken. Bize Golden kırması demişlerdi ama. Bir Golden özelliklerini de taşıyor ama aynı zamanda beyaz Alman kurduna benziyor. Labrador'a benziyor. Ama sahipleriyle, yani ilk sahipleriyle iletişime geçemedik. O yüzden çok, tam bilmiyoruz. Çok sahiplenip sokağa atılan hayvan çok oluyor ya genelde. Evet, çok fazla var. Ben zaten ilk filmimi bununla ilgili çektim. Gümüş diye bir filmdi. Başrol bir köpekti. Bir adamın babası ölüyordu. Köye annesini almaya gidiyordu ama bir de baba yadigarı köpek vardı. Her şeyi bir yere koyabiliyordu ama köpeği götüremiyordu. En son köpeği tek başına bir yerde terk ediyordu. Ya bunun, buna dikkat çekmeyi de özellikle istemiştim. İnsanlar tatile gidiyorlar, yazlıklarına gidiyorlar. Çocukları köpek istiyor. Alıyorlar ama bir ay sonra, bir buçuk ay sonra götürmek istemiyorlar. Orada bırakıyorlar. Çoğusu da ölüyor bu köpekleri. Ormanlarda, şehir dışlarında, ya bunlar evcil hayvanlar. Yaşayamazlar ki o bölgelerde. Yabani değiller. Bir de öteki taraftan gerçekten hani köpekle yaşayınca şeyi anlıyorsunuz. Yani bir insandan farkı olmuyor. Yani gerçekten sizin bir çocuğunuz gibi oluyor. Aynen. Onun yaşadığı korkuyu tahmin edemiyorum yani. O köpeği dışarıya bıraktığınızda kim bilir nelerle karşılaşıyor. Onu yani biraz empati kurunca gerçekten çok korkunç bir şey. Evet. Tabii bu diğer hayvanlar için de geçerli yani. O her zaman sana mutluluk veriyor yani. Canın sıkkın olduğunda, moralin bozuk olduğunda. Hep seni seviyor. Yaklaşık bir haftadır buradayız. Yani İbrahim'in kendi köpeğim. Ben var ya ayrılamayacağım. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Aynen. O da sana çok alıştı ama. Çok tatlı ya. İlk zamanlar biraz böyle üstümüze atlayıp zıplayıp işte ısırma huyu var. Elimi falan kaç defa ısırdı ama öyle acıtma değil yani. Şey bir köpek ama değil mi Deniz? Afacan. Evet, yaramaz ve vahşi. Adı Bela mı? Bela mı? Ne bunun adı? Bela. Afacan köpek Bela diyoruz. Ya benim de köpeğim olursa Einstein koyacağım adı. Kimse çağıramayacak değil mi? Einstein. Einstein. Gel oğlum. Biz ona Bela diyelim. Yedi Bela. Yedi Bela. Çünkü Türkiye'de yaşıyor artık bu köpek. Tabii. O yüzden. Evet. Yerelleşmesi evet. Gerekiyor değil tabii, mi? Ruhu artık yani Türk ruhunu taşıyor, ismi Bela olsa da. Bizim yoldaşımız oldu. Bence siz de sahiplenebilirsiniz ama. Vallahi bence de. Yani biraz büyük biraz zor olur da belki küçük ırk olabilir ya. Büyük evet, ırk biraz zaten. Daha zor ve büyük arabanın yaşam alanı küçük bir alan. Küçük olursa daha iyi olur. Hem sizi korur yani. Evet. Bilmiyorum. Yani küçük bana kolaylaştırır. Bekçi gibi değil mi? Karavana biri evet, sessiz sakin yaklaştı mı? Tabii tabii. Yani. Hayvanların doğaya hiçbir zararı yok. Bütün evet. Zararı evet. İnsanlar veriyor. Biz veriyoruz ne yazık ki. Dostum Bela, sana çay getirdim ama... Şunu söylememiz lazım İbrahim, satın almayıp sahiplenmemiz gerekiyor. Aynen. Yani biz de birkaç küçük ırk baktık, satıyorlar yani bulamadık. Evet. Hala sahiplendirecek, ücretsiz sahiplendirme yapacak. Varsa sizin bu arada yardımcı olabileceğiniz küçük ırk istiyoruz. Bize yardımcı olursanız seviniriz. İbrahim iyice ikna olmuş durumda şu anda. Evet. Ben iknayım İbrahim da çok sen. Sevdi. Ben de istiyorum ama bilmiyorum tereddütlerim de var. Burçak hala korkuyor mesela. Ya iyi karar vermek lazım. Yani dediğim gibi sonrasında hem hayvana eziyet olabilir. Aynen. İstemediğinizde hem size olur. Bırakamazsınız evet. Da. İstemediğiniz yani karşılıklı bir şey. Gerçekten evet. Hayattaki her şey gibi. Sadece karakterine bakabilirsiniz. Yani çünkü oyuncu köpekler var mesela. Onunla oyun oynamak, çok fazla oyun oynamak gerekiyor. Evet. Eğer öyle bir şey istemiyorsanız da yorucu olabilir. Yani doğru. Hazırlıklı olmak gerekiyor hakikaten. Ev içinde mesela ona göre düzenlemek gerekiyor. Şimdi sizde karavanda öyle bir şansınız yok. Aslında yaza geliyoruz. Şu an dışarıdayız sürekli. Kışında yani çok zor olmaz ya bence. Yani bizde bir uyum sağlarsa karavan içinde yaşamaya biz yaşıyoruz çok da güzel. İlk etapta yuva içinde evet. Belki. Olmadı evet. Sen inersin karavandan İbrahim. Biz ikimiz kalırız. Zaten günlük gezdirmek gerekiyor ya. Aynen. Anlamadım. Ha şimdi anladım. Aynen. Sen inersin biz ikimiz kalırız diyor. Olur neden olmasın. Tabii kalabilirsen. Bir de o alışırsan kalırsın. Aynen. Ama muhtemelen alışacaksın Burçak. Böyle kucak kucağa yatacaksınız. Biz
neden ayaktayız? Çünkü deminden beri çünkü oturuyoruz. Bilmiyorum. Yemekten sonra bir yorgunluk çöktü. Kalktık, yürüdük, gezdik, dolaştık. Şimdi de ayağa kalkalım dedik. Bir yürüyüş de yapsak fena olmaz. Evet, bence de. Videomuzun bu haftada sonuna geldik. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tak tak. Oo, siz işi kapmışsınız ya. Ben size bir kanal açtım, adı da Bela. Belavan. Belavan. Evet. Evet, arkadaşlarımızın da dediği gibi haftaya görüşmek üzere. Gaziantep şehir turu yakında sizlerle. Gelsin katmerler, baklavalar. Oho. İbrahim bayram edecek. Evet, Antep'ten sonra diyete başlayacağım. İnşallah. Kimse inanmıyor. O zaman hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Gel bakalım, gel. Hava çok güzel oldu. Az kalsın kamerayı unutuyorduk ya.